Alişan, sevgili izleyiciler, bu sene hayatının en zor zamanlarından bir tanesini geçirdi ve biricik kardeşini kaybetti. Selçuk Tektaş'ın evlatlarına evlatları gibi sahiplendi ve bakın zor zamanlarında yeğenlerine moral olsun diye neler yapmış. Yeni bir şarkı var. Sürpriz bir düet var şarkının içinde. İnşallah o da 12 Kasım'da dijital mecrada olacak. Klibini çektik. İşte klibi de hazır. Her şey hazır. İşte böyle çalışıyoruz. Evet. Bir kadın sanatçıda mı olacak? Yoksa oyuncu farklı bir isimle? Evet. Rap. Rap bir bölüm oldu. Araya şarkının arasına çok güzel bir şey oldu. Yani çok sürpriz bir şey oldu. Şarkı şimdi söylememem lazım hangi şarkı olduğunu ama efsane bir şarkının. Evet, bir cover. Bir efsanenin bir şarkısı, çok güzel bir şarkı oldu. Meraklı bir şey. Yeğenleri de geçiriyorsunuz aslında. Çok da zaten seviyordunuz. Hani o konularla ilgili. O konularla ilgili. Kerem Bursun ne de galiba. Hani çok sevdikleri için görüştünüz. Evet. Sağ olsunlar. Sete gitmiştik. Çok ilgilendiler. Çünkü çok hayranlar. Hem Kerem hem Hande çok ilgilendiler. Öyle. Çok, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kaderi senle birlikte yazdım. Evet, Alişan yaşadığı büyük acının ardından sahnelere döndü. Şimdi bir televizyon programına da başlıyor. Evet. Evet, hayat devam ediyor ama Alişan'ı yakından tanıyan arkadaşları olarak söyleyebiliriz ki hayat Alişan için gerçekten çok zor. Çok acı dolu bir şekilde devam ediyor. Ve annesi her sabah, için. Her sabah kardeşinin özlemiyle uyanıyor. Zaten röportajda da dikkat ederseniz konuşurken sesi titriyor. Evet. Acıyı onun gözlerinin içine baktığınız zaman o kadar derinlerinde hissediyorsunuz ki evet. Belli etmemeye çalışıyor. Çünkü sonuçta ailesinin bütün yükü şu an onun omuzlarında. Kesinlikle. Ailenin direği oldu ve ekstra bir şey daha var. Kardeşin emanetleri, iki tane çocuk artık onun çocuğu oldu. Dört onlar için var. Onlar için güçlü olmak zorunda. Onlara yani, kol kanat germek zorunda. İki ailenin babası oldu. İki ailenin babası. Bir ailenin babasıydı ve daha da zor. Şimdi Alişan sadece kendi moralini yüksek tutup işlerine devam etmek zorunda cümlesiyle bitmiyor. Alişan abisinin eşini, abisinin evlatlarını ve annesini, düşünsenize evlat acısı yaşayan annesinin de moralini yüksek tutmak durumunda. Çok zor. Yani aradan 10 yıl geçse de, 2 ay geçse de, 13 yıl geçse de evet bir yerlerde onu gülerken, konuşurken, yemek yerken, normal hayata dönmüşken bulacaksınız ama çok yakınlarını kaybedenler bilir ki bazen burnu direği sızlar ama belli etmezsin. Gözünden okunur ama sesinden okunur. Bir de şunu da söyleyelim. Alişan yeğenlerini evlatlarından hiç ayırmıyor. Hatta kimi zaman onların önünde bile tutuyor. Evet. Yani şu anda öyle yoğun tempoda çalışırken düşünebiliyor musun? İkiye ayrılmış durumda. Evet. Bir taraftan çocuklarıyla ilgileniyor. Diğer taraftan yeğenleriyle ilgileniyor. Maddi manevi onlar için her şeyi yapıyor şu anda. Eyşan'la Ceylan'ın da en büyük hayali Kerem Bürsin ve Hande Erçel'le bir araya gelmekmiş. Hemen irtibata geçmiş onlarla Alişan. Onlara da helal olsun. Onlara da helal olsun. Kırmamışlar bu isteği ve bir araya gelmiş. Çocukları nasıl mutlu etmişlerdir? O çocukların mutluluğu için yapılacak her şey artık çok 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 büyük sevap. Çok. Yani Alişan'ın da hani nasıl atlatacak? Atlatmak kolay değil ama böyle zamanlarda acı, sıkıntı, keder ve üzüntü de belki bir süre sonra yapılacak en güzel şey çalışmak. Çalışmak, evet. Bir de reji de doğru söylüyor, arkadaşlarının da yorumunu da söyleyelim. Gerçekten baba gibi. Hiçbir zaman babanın yerini dolduramaz. Kimse ne annenin ne babanın yerini dolduramaz ama baba gibi. Her sabah uyanıyor, onları okula bırakıyor. Hele ilk okul günü böyle, ilk okul açıldığı zaman bir fotoğraf kareleri paylaştı. Çocuklarının yanında, kendi çocuklarının yanında acı suratta böyle nasıl içi yanıyor o kadar hissediyorsun ki o fotoğrafa baktığında. Şimdi, ama Ceylan'la Eyşan'la onların yanında fotoğraf çektirdiğinde
yüzünde böyle bir tebessüm atmış sırf şimdi, onlar üzülmesin diye. Şimdi ister istemez şöyle düşünüyorum. Ben duygulanıyorum gerçekten. Ben yani çok hassas konular çünkü, gerçekten. Çünkü yani sadece Alişan değil, yakınını kaybettikten sonra onun acısını paylaştığımız her insanın anlattıkları karşısında duygulanıyorum. Evet. Hele giden anneden babadan önce gitmişse. Hayattaki en büyük, yani gerisi boş, gerisi yalan, gerisi palavra. Eğer bir çocuk bir annesinden babasından önce ölmüşse, vefat etmişse en büyük acı. Tamam, Alişan çok büyük bir yükü, acıyı kaldı. Allah sıralı benim ölümler versin. Alişan'ı ve ailesini görünce direkt aklıma bak Suzan teyze geliyor. Alişan'ın annesi geliyor. O Allah ne yapıyor diye düşünüyorum. Onun acısı ilk günkü gibi hiç geçmiyor ve geçmeyecek. Allah. Kapanmaz o yara bir kere. Yok, ömrünün sonuna kadar. Ömrünün sonuna kadar. Evet.